Selamünaleyküm, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İlk Seç Vakfı'yla Kur'an Yolunda programıyla yeniden sizlerle beraberiz. Yeni programımızda 8-9 ay evvel misafir ettiğimiz değerli konuğumuz, Kurra Hafız Abidin Şentürk hocamız bizlerle beraber. Kendisi İlk Seç Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve konuşacağımız ve bugüne kadar konuştuğumuz mevzulara vakıf, aynı zamanda kendisi de aynı cevherden çıkmış, neyin ne olduğunu bilen bir üstadımızdır. Kendisini uzun zamandan sonra stüdyomuzda misafir ettik. İnşallah güzel şeyler kendisinden öğreneceğiz. Hatıralarından hissedar olacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Elhamdülillah, iyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Bayağı bir zaman oldu hocam. Evet. Görüşmeyeli. 8-9 ay oldu değil mi rahat? Evet, evet. Elhamdülillah. O zamana kadar ne yaptınız, ne ettiniz, nasıl geçti? Eğitim. Eğitim. Elhamdülillah. Tabii şimdi onu da konuşacağız. Bu zamanda malum pandemi diyoruz. Eğitime acaba neler verdi, neler aldı onları da konuşacağım. Ama daha önce uzun bir zaman olduğu için sizi biraz hocam tanıyabilir miyiz? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Öncelikle bütün bizleri izleyen Lale Gül TV izleyenleri ve sizleri hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam. Bendeniz Balkan diyarından Kosova'da dünyaya gelmiş. 3 yaşında İstanbul Fatih'le buluşmuş. Ve Allah'ın lütfu keremiyle 14 yaşlarında Efendi Hazretlerimizin dizin dibine oturabilmiş. Bir o kadar da bu davada, bu hizmette yaklaşık 40 senesini de tamamlamış, Diyanet'te çalışan bir hizmet ehliyim. Elhamdülillah. Beş tane Allah-u Teala ikram etti yavrularımız var. Bunlar hafızlarımız var. İslami hizmetlerine devam eden yavrularımız var. Ve bu arada yine belki ileride denk gelmeyebilir. Hemen parantez arasına bunu vereyim. Her bir babanın, her bir annenin arzusu yavrusunu büyüttükten sonra, yavru büyüdükten sonrasında iyi bir damat, iyi bir gelinle buluşmaktır. Elbette. Evet. Yani dolayısıyla bunun da temelinde dua yatıyor. Biz kadere vakıf değiliz. Kaderi bilemeyiz. Allah kiminle karşılaştıracak. Evet. Ama hayırlı insanlarla karşılaştırsın. Amin. Hayırlı damatlar, hayırlı gelinler nasip etsin diye de bu noktada dua edeceğiz. Ben çocuklar çok ufaktı. Böyle bir duayı hatırıma bile getirmezdim belki. Ama Arafat'ta bir hac esnasında 2003 yılında böyle bir duayı duydum. Orada çadır çadırdır biliyorsun oturum yerleri. Evet. Diğer bir çadırdan görmediğimiz bir hocamız duasında "Ya Rabbi bizlere hayırlı damatlar, hayırlı gelinler nasip eyle" diye dua etti. O duayı ben de artık dualarımın içerisine aldım. Çok da faydasını gördüm elhamdülillah. Bütün arkadaşlarıma, dostlarıma da bu noktada öneriyorum. Aman böyle güzel bir duayı kaçırmayalım. Çocuk küçüktü, şuydu buydu demeden, hiç düşünmeyen, ileri düşünerek diyorsunuz. Evet, evet, kesinlikle. Evet. Çünkü bizimle karşılaşacak olan, o gelecek olan aday, efendim, eğer hayırlı bir adaysa neslimiz de hayırlı olur. Yani. Evlatlarımız, torunlarımız, geleceğimiz hep Allah'ın izniyle efendim hem bu istikamet üzere yürürler, hı hı, hem de biz ahirete gittiğimiz zaman amel defterimizi kapatmazlar inşallah. Elhamdülillah. İnşallah bu güzel bir öneri oldu bizler için de. Bu dualara bir 3-5 saniye daha katmak lazım değil mi? Kesinlikle. Kimin duasının kabul olunacağı da belli olmuyor. Tabii. Hangi zamanda baktınız? Kesinlikle. Evet. Ama evet, şunu söyleyelim. Buyurun. Kesinlikle baba duası evladına, hı hı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen haberi söylüyorum. Baba duası evladına peygamberin ümmetine duası gibidir buyuruyor. Evet. Yani 3 dua asla reddolmaz hadis-i şerifinde de beyan ediliyor. Babanın, evet, evladına duası. Hı-hı. Onun için hep hayır dua edelim. Hı-hı. Hep hayır dua edelim. Hatta üstadım bizim kıraat okurken Haseki Eğitim Merkezi'nde en son efendim artık bizi yetiştirdi. Sonra rahmeti rahmana kavuştu. Hı-hı. Abdurrahman Gürses hocamız, Reisül Kurra, hı hı, oradan bir haber geldi. Mesela hocamız Beyazıt Camii imamıydı. Hı hı. Beyazıt Camii'nde
imam odasında otururken müezzinin çocuğuna oğlum seni Allah ıslah etsin diye böyle söylediğini duyuyor. Evet. Aman diyor, ne yapıyorsun sen? Bu beddua yerine de geçer diyor. Bu ıslah etsin de şunu ekle. Hayırla ıslah etsin. Evet, bunu da öğrenmiş olalım. Evet. Hayırla ıslah etsin. Eyvallah. Allah seni hayırla düzeltsin. Yoksa öbür düzeltmelerden... Ağır bir bela da gelebilir. Tabii düzeltmeden düzeltmeye fark var. Evet. Bir yere adamın kırılır, düzelir yani. Yani hapishaneye girmesi, ya evet, uyuşturucusu vesaire. Allah korusun yani. Evet. Bu da bir dualarımızın arasına kesinlikle almamız gereken bir şey oldu. Çok özellikle de baba duasını kaçırmayalım. Eyvallah. Baba duası, hayatta olanlar için söyleyeyim. Ölmüş olanların da duası gelir. Siz ona efendim göndereceğiniz hayırlar, o güzel hasanatlar. Hayırlar, hasanatlar, efendim okuyacağınız o güzel Kur'anlarla beraber baba orada mutlu olur. Karşı tarafta hemen size dönüş i̇nşallah, yapar. Olur. İnşallah. Şimdi zaten tam da o mevzuyu müsaadenizle söyleyecektim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e hizmet edilen bir yerdesiniz. Ne mutlu size elhamdülillah. Ve hep böyle talebeleriniz var, gençlerle hemhal oluyorsunuz. Bununla beraber size az önce izleyenlerimize tanıtırken kurra hafız dedik. Bunu da ben merak ediyorum. İzleyenlerimizle de inşallah paylaşacağız. Lakin elimde bir bilgi var sizinle alakalı. Biraz bir çalışma yaptık. Talebelerinizle de paylaşıyorsunuz bunu. Dünya Kur'an okuma yarışmasına katıldığınızı görüyorum. Hem onu hocam hem de mesela hafız diyoruz ya, hafızı anlayabiliyoruz. Kurra hafız ne oluyor? Bu ikisini bizimle paylaşabilir misiniz? Hem biraz da böyle geçmişe gidelim ve hatıralarınızı canlandıralım. Evet, biz şimdi okumuş olduğumuz şu andaki Türkiye'de genel manada okuduğumuz Kur'an-ı Kerim, evet, kıraat ilminin 10 efendim ayrı imamından okuranların sadece bir tanesidir. Anladım. Dolayısıyla bu 10 imamın ravileri de var. İkişer tane ravisi olmak üzere. Yani ravi, onlardan gelen bilgileri aktaran alimlerimiz, hocalarımız diyelim. Dolayısıyla biz şimdi kıraat ilmini okuduğumuz zaman kurra hafız diye bu noktada Allah-u Teala böyle bir şerefi, bu güzelliği nasip ettiği zaman bu 10 imamın ayrı ayrı olan o iletişim kurmuş olduğu nakleden bize ikişer tane de imamıyla beraber, evet, yaklaşık en az 30 imamla beraber okumuş oluyoruz bu Kur'an-ı Kerim'in değişik kıraatlerini. Evet. Ve şu anda da mesela efendim Mısır'da, Afrika'da, değişik yerlerde bu tip kıraatlerle karşılaşabilirsiniz. Şimdi bu kıraat ilmini bilmeyen bir kimse, aa ne oluyor ben hiç bunu duymadım acaba diyebiliyor. Acaba şurasını yanlış mı okudu? Yani, tekrar ediyor. Tabii gibi. Tabii tekrar ediyor. Evet. Hatta hocamız bir gün bize, Ramazan Fakir hocamız sellemahullah, demişti ki naklen yayın yapılıyor bir kandil gecesinde. Evet. Efendim hocamız da bu vücuhat üzerine diyoruz buna, kıraatte okumanın böyle değişik değişik usullerini bir ayette 10 imamın değişik usullerini okurken artık halk da bu noktada bilgisi tam olmadığından ötürü efendim heyecanlanıyor. Ne yapıyor bu hoca falan, terledi diyorlar. En sonunda program bitince adam bir tanesi geliyor, dayanamıyor. Ya hoca efendi diyor ya, sen Allah'tan kork diyor ya. Mübarek televizyona çıkacaksın, canlı yayında bütün Türkiye seni dinliyor. Hatta bütün dünya seni dinliyor. Okuduğun aşri şerefi güzel hazırlansana. Tamam mı? Ya o zannediyor, evet, ki takıldı, evet, tekrar, evet, döndü, evet, takıldı, evet, tekrar döndü, evet, diye. Ondan sonrasında dönüyor. Hoca efendi söylediklerini bırakmıyor bu sefer. Yanındaki hocalara dönüyor. Siz hocaya niye diyor söylemiyorsunuz diyor. Niye açmadınız onun önünü falan diyor. Felhasıl kelam yani. Bilmemenin değil mi? Evet, ne kadar şeyi var. Sana, karar aldık diyor biz de. Yani böyle canlı yayında herkesin efendim önünde bu noktada insanları yanlış düşünceye götürecek, bir fitneye sebep olacak bir şekilde bir kıraat yapmayalım. Bilenlerin arasında bunu yapalım diye. Yani bunu izah etmeniz çok güzel oldu. Çünkü sadece kıraat dendiği zaman, yani benim gibi vatandaşın algılaması şöyleydi bu konulara vakıf olmadığımız için. Sadece şu tonda okuyor veya şurada uzatmalar yapıyor. Ama daha sonra öğreniyoruz ki yani kıraat başlı başına bir ilim ve kendi arasında da böyle dalları var. Nereden alıyor, nereden tekrar, hangi okunuş, nasıl değişiyor? Müthiş bir cevher var içerisinde, evet, evet, hocam. Ve herkese de nasip olmuyor zannediyorum. Peki bu Dünya Kur'an Okuma Yarışması'na ne zaman katıldınız? Neredeydi mesela şimdi, o? Birincisi Kuveyt'te oldu. Bizim Kocatepe hafızlarımızdan Mahmut kardeşimizi götürdük.
Kuveyt'te gittiğimiz tabii zaman bizim efendim hem dünyaya açıldığımız kapı olarak ilk yarışma. Evet. Efendim, Kocatepe hangi seneler olarak, hocam bu? İlk 2012. O 12'de. 2012'de. Evet. Ondan sonra tabii hafızımızın heyecanı ayrı, bizim heyecanımız ayrı. Dünyanın değişik ülkelerinden gelmiş olanlar efendim evet. Ona göre. Ama bazıları da rahat. Meğerse onlar birkaç sefer katılmışlar. Anladım. O heyecanı tecrübe etmişler. Evet, aynen. Evet. Ondan sonra tabii orada bir de gerçekten devlet televizyonu sürekli naklen ya efendim bunu size arz ediyor. Artı insanlar Kur'an-ı Kerim ilminin ne kadar efendim değerli olduğunu bildiği için de kitleniyorlar. Evet. Hani bizde nasıl mesela böyle şey vardır. Dünya kupası ile ilgili bir heyecan vardır. Oranın da Dünya Kupası, Kur'an-ı Kerim yarışmasının kupası. Ne güzel. Yani ondan sonra biz orada güzel bir performans gösterdik. Elhamdülillah hafızımızın hatta öyle bir özelde değişik ülkelerden onun kıraatini efendim okumasını beğenenler efendim çekim yaptılar, kendileri yayın yaptılar. Ondan sonrasında ama dediğim gibi çok böyle abiler efendim yukarıdan gelince böyle biz aşağıda kaldık yani böyle dereceye efendim girmeye ramak kaldı. Evet, ilk ama heyecanı yaşadınız ama. İlk heyecanı yaşadık. Çok güzel bir duyguydu. Çok güzeldi elhamdülillah. İkincisinde 2014 yılında yine efendim hafızımız bu Türkiye yarışmalarına girdi. Mahmut da girmişti zaten. Böyle güzel dereceler aldık. Onu da Dubai'ye götürdük. Dubai ayrı bir heyecanlı bizim için. Kuveyt'ten sonra. Bir de işin en ilginç yönü, heyecanlı yönü şu. Dünyanın değişik yerlerinden 150 tane kadar hafız geliyor. Oo, çok ciddi bir rakam. Ciddi bir rakam evet. Ve ciddi hazırlanmışlar. Ama bir jüri var, komisyon. Bunlar ön eleme yapıyorlar. Evet. Oraya kadar gitmişsiniz. Ön elemeden geçemezseniz biletinizi tekrar veriyorlar. Güle güle diyorlar sevgilim. Efendim hoş geldin ama bu kadar senin için. Evet. 150'den kaça düşürüyorlar mesela? 80'e kadar, 80'e kadar düşürüyorlar. Yarı yarıya neredeyse. Evet. Ondan sonra o bizim için çok büyük heyecandı. Çünkü siz buradan uğurlanıyorsunuz. Efendim işte etraf duyuyor bunları. Ondan sonra tekrar geliyorsunuz. Hayrola? Deseniz biz elemeleri dahi geçemedik diye. Evet. Kardeşim ne yaptınız siz derler ya. Yani. Evet. Ondan sonra hamdolsun elemeleri geçtik dedik tamam şimdi efendim. Rahatladık biraz. Rahatladık. Güzel oldu. Hatta bazen yeni hafızlarıma da söylerim onu. Bakın Kur'an-ı Kerim bereketi yavrumuz daha 14-15 yaşında hafızlığının o çalışmayla beraber hemen karşılığını dünyada gördü. Ahiretteki olan başka. Tabii. Ne yaptı mesela? O günün rakamlarıyla 25 milyar eski tabirle şimdi 25 bin lira efendim cebine attı. Yani bir efendim o teşvik günkü çok rahat evet, ödül mü verdi? Evet, evet. Ondan sonra bugünün şimdi rakamıyla falan konuştuğumuzda ciddi bir rakam böyle. Evet. Ondan sonra araba dahi alınacak bir rakamdı o zaman yani o kardeşimize. Hem dünyada ama, diyorsunuz evet, peşinden de görmüş evet, oldu evet, yani. Evet, evet. Allah Teala böyle şeyler de ikram ediyor elhamdülillah. Bunları yaşadık elhamdülillah şükür olsun. Daha da bunlar devam etsin. İnşallah, Rabbimiz Celle Celaluhu inşallah. Size de hayırlı uzun ömür nasip amin, eylesin. Işte, öyle her programda şunu yaptık, bunu yaptık diye inşallah. Çünkü inşallah. Şunu da anlıyoruz. Yani demek ki o yerlerde çok daha fazla önem veriliyor. Elhamdülillah. Yani bizim de buradan biraz ders çıkarmamız lazım galiba. Yok, yani, Türkiye'miz elhamdülillah. Eskiye göre de zaten evet, bir güzelleşme çok, var. Çok güzel. Şu anda biz de artık dünya yarışmaları yapmaya başladık. Hafız Osman Şahin hocamızın gözetiminde şu anda Kıraat Kurulu Başkanı biliyorsunuz Musaflar İncili Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin hocamız Türkiye'mizin de dünyaya bu noktada efendim evet, ismini yazdırdı ve güzel bir yerdeyiz. Efendim. Evet son 15-20 yıldır özellikle evet, değil mi? Yapılan evet. Çalışmalar onlara da kolaylıklar diliyoruz. Şimdi siz İlk Seç Vakfı'ndasınız ve zaten çeyrek asırdır bu Kur'an ilimleri alanında eğitim veren bir eğitim kurumundan bahsediyoruz. Ve kolay değil, dışarıdan görenler için kolay olsa da biraz böyle kapıyı aralayıp da içeride neler oluyor ilk seçte dendiği zaman. Hem öğrencilerle, öğretmenlerle iletişim, prosedürler vesaire var. Bununla ilgili olarak biz
İlk Seç Vakfı'nın elhamdülillah başarılarına tanıklık ediyoruz. Bunu neye borçlu? Ne oluyor da İlk Seç Vakfı diğer müesseselerden biraz daha ileride oluyor? Ne yapıyorsunuz? Şöyle söyleyelim. Öncelikle bir takımın şampiyon olmasının ana sebebi kaptanıdır. Evet. Yani kaptan rolü çok yüksek bu noktada. Hı. Bizim kaptan da Ali Ulvi Uzunlar Hoca Efendi. Yani tabiri caizse ben onu kendisine de yönetim kurulunda bazen toplantıda artık dayanamıyorum. Efendim sen diyorum çılgınsın diyorum ya. Yani göklerde böyle bir şey olsa, Kur'an kursu açılması, orada bir çalışma, oraya da çıkacaksın diyor. Yani buralar yetmiyor senin için. Öyle bir Allah Celle böyle bir heyecan istiyor değil mi? Evet. Heyecan vermiş ona. Öyle olunca yanındakileri de heyecanlandırıyor. Yani bizi de bırakmıyor mesela yerimizde. Biz de duramıyoruz. O yüzden ilk işin efendim ana merkezi Ali hocamız ve değişik efendim yine müesseselerin, kurumların başlangıcında başında olan efendim hocalarımızı hürmetle selamlıyorum. Hepsinin bu noktada efendim ayrı ayrı payları var, güzellikleri var. Ama bu Ekseç Vakfı'nın başında hoca efendi olunca beraberinde arkadan da yürünüyor. Bir samimiyet var çünkü. Bir tüneldeki ışık gibi görünüyor. Evet, aynı samimiyet var mesela. Bazı yerlere gidersin de ben çünkü hayat tecrübemde bunu çok gördüm. Çok yerlerde kaldım efendim. Vakıf çalışmalarım oldu. Diyanette yıllarımı vermişim efendim. Dolayısıyla Ali Hoca'nın bu noktada bir samimiyeti efendim hissediliyor. Ve bize de onun orada bir sinerji veriyor. Bizi de bu noktada efendim yerimizde durdurtmuyor. Yani işin ana merkezi bu. Bir de Ali Hocamız mesela böyle tutucu, bağnaz, işte bana bu yeter diyen birisi de değil. Ufuk insanı, nerede bir yenilik var, nerede hangi bir şekilde böyle alacağımız, oradan güzel bizim için kullanacağımız malzeme var, materyal var, onu hemen gidip alır. Mesela çocukların, gençlerin bugün olmazsa olmaz dedikleri şeyler, tabii, sportif tabii, faaliyetler tabii, kesinlikle gibi. Kesinlikle mesela bizim orada hiç çocuk sıkılmaz. Niye? Biliyorsun halı saha maçlarımız vardır. Tenis turnuvalarımız var. Havuzunuz meşhur havuzumuz zaten. Havuzumuz vardır. Mesela her türlü şeylerde çocuğun dünyasına uygun bir şey muhakkak üretilir. O çocuk orada efendim sıkılmaması lazım. Doğru. Yoksa okuyamaz ki. Yani siz 5 yıldız otel gibi bile yapsanız. Evet. Kur'an kursunuzu eğer onun dünyasını yakalayacak, o rahatlatacak bir şeyle bulamazsanız. Aynı şey gibi değil mi üstadım? Bir frekansı eskiden bulmadan radyo çekmiyordu. Şimdi dijitaller var da böyle bir o frekansı ayarlamak lazım. Evet. Çocuğun da bir frekansı var değil mi gencin? Frekansı var, evet. O yüzden biz bu frekansı hamdolsun bu kursta yakaladık, yakalıyoruz bu hizmetlerimizde. O bize çok faydalı oluyor yani. Elhamdülillah. Yavrularımız açısından da elhamdülillah. Peki onlar da yaşadı aynısını. Hepimiz yaşıyoruz. Hatta yayına girmeden önce sizinle de konuştuk. Değerli hocam, çok önemli bir gerçekle beraberiz. Şu an pandemi var. Her yerde, gazetelerde var, internette. Artık sayılara bakıyoruz vesaire, önlemler konuşuluyor. Bu elbette İlk Seç Vakfı'nı ilgilendiriyor. Çünkü yavrularımız size emanet. Biz az önce zaten izah buyurdunuz. Çok önemli çalışmalar var, değer veriyorsunuz vesaire. Ama bu pandemiye yönelik tedbirleri nasıl aldınız, neler yaptınız ve en önemlisi belki de eğitim nasıl gidiyor? Yani onu da bizimle paylaşır mısınız? Şimdi öncelikle mesela bizim pandemi sürecinde yapmış olduğumuz Diyanet İşleri Başkanlığımızın da tavsiyesiyle öğrencilerimizin sayısını yarı yarıya kullandık. Evet. Yani, sınıf mevcudu düşüyor. Mesela sınıfta 14 kişi varsa 7 kişiye indirdik bunu. Diğer bir 7 tanesi de uzaktan eğitim aldı. 2 hafta böyle süreç değişen herhalde. Sonra 2 hafta uzaktan eğitimi aldık kursumuza veyahut da derslerimize efendim yüz yüze olan bölüme. Diğerlerini gönderdik. Hem ayda 2 kez öğretmenleri görmüş oldular. Evet. Hem kopmuyorlar bu şeyden atmosferden. Dolayısıyla bu bizim için çok önemliydi. İkincisi de hocalarımız ve diğer arkadaşlarımız, herkes bu noktada bütün materyallerini bulundurarak efendim Zoom'dan veya değişik kanallardan öğrencilerimizi birebir karşımıza görmek suretiyle derslerimizi aldık. Bu Arapça bölümlerimizde de böyle oldu. Yani hiç aksamadan
devam etti, devam ediyor da şu anda. Evet. Şimdi tabii bu önemli kurumun giderlerinin de olduğunu biliyoruz. Yani bunu zaten derler ya hocam, yani Arif'e tarife lüzum yok diye. Ev geçindiren bir insan nasıl borçların olduğunu biliyoruz, elektriği, suyunu, iaşesini. Şimdi biz burada 2500'e yakın insandan bahsediyoruz. Gençlerimiz ve küçük kardeşlerimiz var. Bunların iaşeleriyle alakalı, daha önce biz konuklarımıza bu soruları soruyoruz, paylaşıyoruz. Sizden de müsaadenizle şunun cevabını isteyeceğim. Şimdi hayır sahibi kardeşlerimiz var. Onların zaten verdikleriyle elhamdülillah devam ediyor. Zaten kayıt yaptıran, oğlunun hafız olmasını isteyenlerle, senin paran yoksa biz seni hafız almıyoruz, kaydını yapamıyoruz demediğinizi de biliyoruz. Ama bunun da bir masrafı oluyor. Bu durumu bizimle paylaşabilir misiniz? Ve şu an bizi ilk defa belki izleyenlerimiz vardır. Onlara bu tavsiyelerde bulunabilir miyiz? Şimdi müesseseler, kurumlar bugüne kadar ayakta kaldıysa hayır sahipleri sayesinde kalmıştır. Elhamdülillah. Allah onlardan razı olsun. Amin. Yani zerre kadar, benim çok hoşuma gider bu duada, her bir yemek duasında zerre kadar. Hı. Şimdi 1 lira da veren oluyor, 1000 evet. lira da veren oluyor. Durumuna göre hareket ediyor. Şimdi 1 lira veren bir kimse efendim almasın mı buradan efendim güzel katkılarını alsın. Dolayısıyla bu camialar böyle hayırlarla ayakta kaldı. Halen de hayırlarla ayakta kalmaya devam ediyor elhamdülillah. Allah-u Teala Celle Celaluhu yardım ediyor. Yardım ediyor. İnsanın gönüllerine bu noktada böyle bir futuhat veriyor. Bir efendim açılma veriyor. Bakıyorsunuz hiç beklemediğiniz bir insan, benim çocuğum okuyamadı. Yani ben bu işten nasiplenemedim ama benim de bir hafızım olsun diyor. Benim de bir efendim bu yolda olan bir yavrum olsun, okuyan bir insan olsun, bana dua etsin. Ya. Bilemeyiz ki yarın ahirette kimden nasıl efendim karşılık alacağız. Aynı kandan olmasına gerek kalmıyor değil mi? Evet. Ya. Dolayısıyla bazen öyle oluyor ki bir insan, bir kişinin 400 TL diyelim bugünkü rakamla aidatı, siz 400 TL veremiyorsunuz ama öyle bir şey yapıyor ki arkadaşımız, giriyor fihriste, telefon fihristine 40 tane arkadaşını buluyor. Evet. Hatta 39 tane buluyor, 40.sı da kendisi oluyor. 10 lira kardeşim diyor. Ya. Ben geleceğim alacağım diyoruz. Ayda bir sefer. 10 lira ben sana gelsem diyor. Yemekti, çaydı bana ikram edersin. Aynen öyle. Ondan sonra. Ama ben sana bunun için gelmiyorum. Bir yavrumuzu okutmak için geliyorum. Verir misin? Hay hay diyor. Ne demek, kırar mıyım seni? Böyle yola girerek ya. 400 lirayı tamamlıyor, teslim ediyor aklımıza. Bu da güzel bir örnek oldu. Yani aynı anda. Evet. Bazılarımız mesela bir şey yapıyor ki vakfımızın sadaka kutuları var. Evlere yönelik daha böyle farklı hazırlanmış. Daha ev tipi, kibar. İşte hanımların çok rahat kullanabilecekleri efendim. Kapı ağzında duran böyle ayakkabılık üstünde tam çıkacağı sırada sadaka belaları def eder ya. Siz de giderken bir 5 lira atıyorsunuz, 1 lira atıyorsunuz. Durumunuza göre 10 lira atıyorsunuz. Ne atarsanız yani. Ama nedir? Sadaka kabilinde. Evet, evet. Bu şimdi birikiyor. Ondan sonra sana getiriyorsunuz vakfımıza, teslim ediyorsunuz. Duada. Yine efendim nasibinizi alıyorsunuz. Neyse. Yani iş yerine koyabilirsiniz. Efendim evlerinize koyabilirsiniz. Bu sadaka kutularından da arkadaşlarımız size yardımcı olurlar. Onu da o zaman ilk seç vakfından irtibata geçeceğiz. Kesinlikle. Ben şuradayım diye tabii. Alacağız. Yani evet. Hatta arkadaşlarımız kendileri getiriyorlar sadaka kutusunu. Tekrar alo diyorsunuz mesela, benimki doldu. Gelin alın. Gelin alın diye yine sizi ziyarete geliyorlar. Efendim alıyorlar. Bu noktada makbuzlarını kesiyorlar. İmza karşılığı alıyorlar. İmza karşılığında tekrar şey yapıyorlar. Bu da çok güzel bir şey. Evet. Özellikle hanım kardeşlerimiz ve büyüklerimiz de kendi aralarında biliyorsunuz eskiden pandemi öncesinde bir toplantı, bir muhabbet oluyordu. Gerçi şu aralar yok ama dediğiniz çok güzel. Yani evin bir köşesinde bulunması 25 kuruşlar, 50 kuruşlar hiç küçümsenmemeli. Çünkü o ağırlık dolduğu zaman güzel meblağlar çıkıyor. Evet. Ya kesinlikle. Şimdi ben mesela bunu sadece teşvik açısından söylüyorum. Yani yapmış olduğum bir uygulamayı söyleyeyim. Evet. Sabahleyin hanım dedi ki camiden gelirken dedi bize ekmek al dedi. Tamam dedim. Fırına girdim. Baktım bozuk paralar verdi fırıncı bana.
Şimdi ben de Bismillah dedim camiden döndüğümde evet. O sadaka kutusu hemen gözümün önünde duruyor orada zaten böyle. Yani uzaklara bırakmamak lazım ki böyle efendim. Evet, evet. Hemen yakınlarda bir yerde. Ondan sonra içerisine baktım onları. Kaza, bela, deprem, afet ne varsa ya Rabbi üzerimizden kaldır diye. Bu salgın hastalığı da kalkar inşallah efendim. İnşallah. Bu da bizim için hem bir kolaylık olur hem de az önce izah buyurduğunuz gibi. Üzerimizde belalar da oluyor. Çünkü insanız, imtihanlar yaşıyoruz. Kesinlikle. Sığınmak için az da olsa bir şeyleri vermek lazım ve izleyenlerimiz de bu mesajı almışlardır. Eğer kendiniz 400 lirayı veremiyorsanız belki 4 kişi, olmadı 10 kişi o abimizin yaptığı gibi 40 kişiye bunu yönlendirerek yapabilirsiniz. Mesela o belki de abimiz Allahu Alem işte 40 kişinin sevabı eksilmeden onların da sevaplarına ortak olacak. Çünkü kesinlikle, o koşturuyor, alıyor ya mesela. Kesinlikle. O da çok güzel. Kesinlikle. Evet. Gerçekten de bu mevzular insanın içinde olması gereken evet, şeyler evet. Değerli hocam. Yani sonradan kazanılacak bir şeyler değil galiba. Yok. Bu his, bu şey değişiyor mu? Nasıl oluyor? Gerçekten siz mesela bu nokta istekliyseniz evet. Allah-u Teala Celle Celaluhu size orada bir yol açıyor. Açılıyor bir değil mi hocam? Bir pencere açılıyor, bir kapı açılıyor. Yani bir anda tefekkür ediyorsunuz. Allah Allah. Yani ben bunu hiç düşünmemiştim. Çok da doğru bir karar falan diyorsunuz. İsabetli bir şey. Evet. Başlıyorsunuz. Arkadaşınız da size dua ediyor. Ya diyor beni aracı yapıyorsun evet, ya diyor. Evet. Ben efendim senin sayende diyor şu anda. Evet. Ben yapamazdım bunu diyor. Allah senden razı olsun diyor şimdi. Karşılıklı böyle efendim güzel dualaşmalar, hayırlar ve ahirette bu tip böyle güzellikte ne yapacağız? Cennette kucaklayacağız inşallah. İnşallah. Birileri cehennemde ya sen beni kötü yola götürdün. Allah'ın laneti senin üzerine hatta oldu falan derken. Hatta şeytan bile suçlanacak bir tabii, şey hocam. Tabii. Onu öyle yaparken evet. Biz de cennette birbirimizi kucaklarız inşallah. İnşallah hocam inşallah abi. Bu tatlı muhabbetimizin nihayetine geliyoruz. Son cümlelerinizi alalım hocam. Valla çabuk bitti. Evet evet güzeldi. Zaten güzel şeyler de çok hızlı bitiyor. Evet. Allah razı olsun. Şimdi öncelikle yavrularımız, evlatlarımız ister bizim kurumda okusun, ister okumasın hiç önemli değil. Allah'ın emanetleri. Evet. Allah-u Teala Celle Celaluhu bunlardan dünyada ahirette gülmeyi, bunlardan yavrularımızdan dünyada ahirette başarılarını görmeyi nasip etsin inşallah. Amin. Allah'ın bize vermiş olduğu bu güzel efendim emanetler yerli yerine kullanılırsa inan bu dünyada böyle evine giriyorsun gülüyorsun, çıkıyorsun gülüyorsun, elhamdülillah diyorsun, şükürler ediyorsun, şükür secdelerine kapanıyorsun. Ya. Akşam ben mesela bir yavrumla görüştüm. Dedim yavrum iki rekat şükür namazı kılacağım bu haberinden ötürü sen dedim. Ondan sonra daha kılamadım, kılacağım onu inşallah. Şimdi çok güzel bir şey bu. Evet. Yavrularınız da Allah-u Teala Celle Celaluhu hep efendim diyaloglarınızı güzel yapmayı nasip etsin. Amin. Mesela geçen bir hoca arkadaştan duydum. Gerçekten o kadar dikkatli olmak lazım ki dersimizi çok iyi çalışacağız. Bugünün evlatları ellerinde teknolojik aletler oluyor ya, evet. Telefonlar oluyor, bilgisayarda işte oyunlara girmiş oluyor. Biz o arada bilmeden hadi namaza. Sen hafız olacaksın, yazıklar olsun falan deyip de böyle konuştuğumuzda o çocuğu hep nefret ettiririz, soğuturuz. Evet. Efendim dışarıda bırakırız. Ve karşı tarafın malzemesi olur. Bir olay anlatayım ben. Buyurun. Bir cemaatimiz vardı. Allah rahmet eylesin. Yani adamcağız tabii dertliydi. Evlatları namaz kılmıyordu. Bir gün bana dedi ki, hocam dedi çocuklarla bizim konuşsanız da namaz için falan diye. Bir babanın en çok arzu etmiş oluyor evet. Değil mi? Yanında beraber camiye gitti. Çocukları da olsun yanlarında. Hani selfie yapıyoruz ya bir selfie evet. De onlarla yapalım. Camide melekler bir görsün ya. Değil mi? Ondan sonra çocuklarla konuşayım dedim. Çocukların ismi birisinin Mahmut, birisinin Ahmet. Mahmut'la konuşuyorum. Mahmut'a böyle bir şey falan söylediğimde hocam dedi bana hiç namazdan bahsetme dedi. Ben İmam Hatip'e gitmiş birisiyim. Namazın ne olduğunu biliyorum dedi. Benim dedi namaz kılmamam dedi. Namazdan soğumamın ana sebebi babamdır dedi. Eyvah. Sabahları dedi gelip dedi yataktan kaldırırken sabah namazına gavurlar gibi yatma diye böyle, böyle sert kaldırırdı dedi. İyice dedi nefret ettirdi dedi. Ya. Hiç unutamıyorum. Yaklaşım ne kadar önemli değil mi hocam? Çok. Evet. Çok. İletişim kazası trafik kazasından beterdir diyorlar. Onun için hani az önce bir
söz söyledik. Ne dedik? Dersimizi iyi çalışalım. Hı hı. Çocuklarımıza karşı olan derslerimizi iyi çalışalım. Evet. Yani böyle efendim, bazen ben velilerle görüşme yaptığımda, öğrenci velilerle derim ki, bakın Allah bizden çocuğumuzun hafız olmasını istemiyor. Hı hı. Olursa çok iyi. Aynen. Ama istemiyor. Allah ama bizden çocuğumuzun Müslüman olmasını, namazda abdestli olmasını, İslam yolunda yürümesini istiyor. Evet. Lütfen çocuğunuz şu anda patlama noktasında, motorunu patlatmayalım. Hayırlısıyla Allah'ın çocuğumuzu üzerine gidip de başka bir şeye vermeyelim. Soğutmayalım, sevdirelim diyorsunuz. Aynen. Allah razı olsun. Sizin gibi mütebessim hocalarımız olursa çocuklarımız daha da rahat olur. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ama böyle 8 ay uzatmayalım hocam. Allah razı olsun. Şeref verdiniz. Teşekkür ediyoruz. Efendim, bu güzel muhabbet için hocamıza tekrar teşekkür ediyoruz. İlk Seç Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanan Kur'an Yolunda programında İlk Seç Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Kurra Hafız Abidin Şentürk hocamızı misafir ettik ve inşallah programımızın da nihayetine geldik. Bir hafta sonra tekrar buluşmak ümidiyle hepiniz Allahu Teala'ya emanetsiniz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.